friends, and in this course we are going to study must, and must is also a modal like should, will, can, may, might, could. Şimdi arkadaşlar bu derste must göreceğiz. Must da modal dediğimiz kelimelerden biri. Kural olarak aynı will, can, may, might gibi subject, must ve verb yalın halde geliyor. Yani verb one ya da base hali diyoruz. Şimdi bunun anlamı şudur. Malısın, yapmalısın, etmelisin anlamında. If you look at these examples, people need food. İnsanların gıdaya ihtiyacı var. People have to eat food. İnsanlar gıda almak zorunda ya da yemek yemesi gerekiyor. İkinci cümlede people need food. İnsanların gıdaya ya da yiyeceğe ihtiyacı var. People must eat food. İnsanlar gıda ya da yiyecek yemeli. Burada yemesi gerekiyor. Burada ise yemeli. Bu ne demek? Burada bunun başka bir alternatif yok. Başka bir opsiyon yok. Sadece bunu yapması gerekiyor. Ama burada ise yemesi gerekiyor. Çok da zorunlu değil anlamında. Şimdi, olumsuz yaparken diğer modullarda olduğu gibi modulden sonra bir not getiriyoruz. You must not be late for work if you want to keep your job. İşini tutmak istiyorsan işe geç kalmamalısın. Geç kalırsan ne olur? İşini kaybedersin. Başka bir şey, bir seçenek vermiyor. Geç kalmayacaksın. Bu demek. You don't have to go to the movie with us. Bizimle sinemaya gitmen gerekmiyor. If you don't want to, istemiyorsan. İstemiyorsan gerekmiyor. Tercih sana var. İstersen gelirsin, istersen gelmezsin. Ama zorunlu değilsin. Ancak must dediği zaman bir zorunluluk var. Başka şansı yok. Şimdi A, B, yani örnekler A, B hemen hemen aynı anlam olmasına rağmen şimdi must not dediğimiz gibi bunu yapma. Başka şansın yok. Ancak don't have to dediğim zaman yapman gerekmiyor dersem it is not necessary. Gerekli değil. But you have a choice. Ama seçeneğin var. Şimdi must'la don't have to'nun ya da have to'nun arasındaki fark bu. Birinde yapmalısın. Birinde yapman gerekiyor. Yani yapman, insanların yemesi gerekiyor. Ama başka bir şansı da ya da başka bir tercihi de olabilir. Ama burada ise ikinci bir tercih yok. Şimdi şu kısım gördüğünüz gibi pozitif. I must eat something. Bir şey yemeliyim. Ya da you must clean your house. Evini temizlemelisin. Ya da she must see him. Onu görmeli. Olumsuz yaparken de daha önce dediğim gibi must'tan sonra bir not getiriyoruz. I must not eat very hot soup. Çok sıcak çorba içmemeliyim. Bunun kısaltılmışı must not'ın mustn't. Mesela you mustn't touch this picture. Bu resme dokunmamalısın. Kesin bir emir var ve başka bir tercihin, seçeneğin yok. Now compare the following examples. Notice the difference between must and should. Şimdi aşağıdaki örneklere bakarak must ile bu sefer should arasındaki farkı göreceğiz. Şimdi must ne demiş? Something is very important. Bir şey çok önemli. Something is necessary. Bir şey çok gerekli. You don't have a choice. Başka bir seçeneğin yok. So I must study tonight. Bu gece ders çalışmalıyım. I'm going to take a very important test tomorrow. Yarın çok önemli bir sınav olacağım. Başka seçenek yok. Önemli bir sınav varsa o zaman çalışması gerekiyor.
You must take an English course. İngilizce dersi almalısın. You cannot graduate without it. Onsuz mezun olamazsın. Bu bir gereklilikse işte o zaman burada must. Bitti. Johnny diyor, şimdi konuşuyor. This is your mother speaking. Şu an annen konuşuyor. Bu telefonda konuşma ibaresidir. Yani biri telefonda konuşurken this is your mother speaking. Şu an annen konuşuyor. Telefon konuşmalarında kullanılan bir şey bu. You must eat your vegetables. Sebzelerini yemelisin. You cannot leave the table until you eat your vegetables. Sebzeleri yiyene kadar masadan ayrılamazsın. Gördüğünüz gibi ayrılamazsın. Şimdi burada cannot bir noktada ne oldu? Must gibi bir anlam içerdi. Ayrılamazsın yani, ya da bunu yapamazsın derken işte orada da aynı yapmamalısın anlamı içeriyor. Peki should olduğu zaman ne olacak cümlelerimizde? Something is a good idea but you have a choice. Yani bir şey iyi bir fikir ancak başka bir seçeneğin de var. Mesela I should study tonight. Bu gece ders çalışmalıyım. I have some homework to do. Yapacak biraz ödevim var. But I'm tired. Ancak yorgunum. I'll study tomorrow morning. Yarın sabah çalışırım. I'm going to go to bed now. Şu an yatağa gideceğim. Yani çok önemli bir şey değilse o zaman should study. Ama önemliyse o zaman must. Yapmam gerekiyor. Yapmak zorundayım. You should take an English course. Bir İngilizce dersi almalısın. It will help you. Sana faydası olacak. Anlamı bu. Johnny, bir daha. You should eat your vegetables. Sebzeleri yemelisin. They are good for you. Onlar senin için iyi. You'll grow up to be strong and healthy. Kuvvetli ve sağlıklı büyürsün diyor. Olmak için büyüyeceksin. Now we have an exercise in here and it says complete the sentences. Use must plus these verbs. Must ve bu fiilleri kullanarak bu cümleleri tamamlayalım. They did number one. Biri yapmışlar zaten. Yani as an example, örnek olarak. I am very hungry. Çok acım. I must eat something. Bir şey yemeliyim. Çok acıkmışsa yemesi gerekiyor. Diğerlerini de bu şekilde yapmaya çalışın. Sonra ben yapınca bir bakalım. Number two. Marilyn is a very interesting person. Marilyn çok ilginç bir kişi. You must see her. Onu görmelisin. My hands are dirty. Ellerim kirli. I must wash them. Onları yıkamalıyım yani ellerimi. You must learn to drive. Sürmeyi öğrenmelisin. It will be very useful. Çok faydalı olacak. I must go to the post office. Postaneye gitmeliyim. I need some stamps. Biraz pula ihtiyacım var. İhtiyacım varsa o zaman işte şart. The game tomorrow is very important for us. Yarınki oyun bizim için çok önemli. We must win. Kazanmalıyız. You cannot always have things immediately. Bazı yani hayatta olan şeylere hemen sahip olamazsın. You must be patient. Sabırlı olmalısın. Yani birçok şeye anında sahip olamayabilirsin. Ne diyor? Sabırlı olmalısın. Zaten sabır her şeyin anahtarı. Sabır ederseniz ve bu derslere böyle sürekli devam ederseniz bir müddet sonra bayağı bir yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Ama önemli olan günde bir ders bile olsa onu böyle yazarak günlük yapmanız da gerekiyor. Yani günlük olsun bir ders. Sürekli böyle hani damlaya damlaya göl olur derler ya. İşte bu onun misali yani sabırlı olmak da burada. Now we have
This exercise, and again it says complete the sentences, use must and expressions in the list. Must'ı ve şu ifadeleri de kullanarak cümleleri tamamlayalım. And there are more expressions than you will need. İhtiyacınız olduğundan fazla ifade var diyor. Hepsini de kullanmanız gerekmiyor belki. Şimdi burada bilmediğimiz şey ne olabilir? İşte close the door behind you. Arkandan kapıyı kapat. Pay an income tax. Gelir vergisi demek bu income tax. Gelir vergisi ödemek. Go to medical school. Tıp fakültesine gitmek. Read English newspapers and magazines. İşte İngilizce gazete ve magazin, dergi okumak. Have driver's license. Driver's license, ehliyet. Speak English outside of class every day. Her gün sınıf dışında İngilizce konuşma. Have a library card. Bu kütüphane kartı. Kütüphane kartı veriliyor. Onunla kitap alıp kitap iade ediyorsunuz. Stop durmak. Have a passport. Pasaport sahibi olmak. Study harder. Daha sıkı çalışma. Listen to English on the radio and TV. Televizyonda ve radyoda İngilizce dinlemek. Talk to myself in English. İngilizce kendi kendime konuşmak diyor mesela. Bunu yapabilirsiniz. İngilizce kendi kendinize konuşmanız lazım. Hatta geçin aynanın karşısına. Nasıl konuşuyorsunuz? Karşıda biri varmış gibi böyle. Bunu yapabilirsiniz. Make new friends who speak English. İngilizce konuşan arkadaşlar, yeni arkadaşlar edinmek. Take one tablet every 6 hours. Her 6 saatte bir tablet. Sanırım ilaç. Burada according to the law dedi. Bunun anlamı şu. According to the law says. Kanun söylüyor ya da kanuna göre anlamı. Burada başka bilmediğimiz öyle kelimeler. İşte fail, başarısız olma, kalma anlamında. Evet. Şimdi bunları. First, pause the video and then try to complete these sentences. Okay. If a traffic light is red, trafik lambası kırmızı ise a car must stop. Bir araba durmalı. Başka tercihi yok. If you want to check a book out of the library, yani kütüphaneden bir kitabı kayıtlı olarak almak istiyorsanız, kayıt yaptırıp almak istiyorsanız, İstiyorsanız evet. You must have a library book. Library card olacak bu. Evet. You must have a library card. Bir kütüphane kartınız olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bilmiyorum o kayıt olarak nasıl. Evet, burada özellikle kütüphaneye gidiyorsunuz. Kaydınızı yaptırıyorsunuz. Size bir kart veriyorlar. O kartla kitap alıyorsunuz. Kitap iade ediyorsunuz. Kitap alırken işte ona check out diyorlar. Geri iade ederken de return the book. O kartın üzerinde barkod oluyor. Onu scan yapıyorlar. Ona göre kitap alabiliyorsunuz. Nancy has a job in Chicago. Nancy'nin Chicago'da bir işi var. She earns a good salary. İyi maaş kazanıyor. Yani para, iyi para kazanıyor. According to the law, kanuna göre she must pay an income tax. Gelir vergisi ödemeli. I failed the last two tests in my biology class. Biyoloji dersinde son iki testte kaldım. According to my professor, profesörüme göre I must study harder. Daha sıkı çalışmalıyım. I want to improve my English. İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Improve, geliştirmek. According to my teacher, öğretmenime göre I must talk to myself in English. Kendim İngilizce konuşmalıyım. Ya da I must to listen to English on the radio and TV. Bu da olabilir. Ya da I must to speak English outside of class every day. Bu da olabilir. Ya da I must make new friends who speak English. İngilizce konuşan arkadaşlar, yeni arkadaşlar edinmeliyim. Bunlar olabilir. If you want to become a doctor, pardon 7'de kalmıştık, özür dilerim. I want to travel abroad, yurt dışına seyahat etmek istiyorum. According to the law, kanuna göre I must have a passport. Bir pasaportum olmalı.
İşte burada gördüğünüz gibi başka bir seçenek yok. If you want to become a doctor, doktor olmak istiyorsanız you must go to medical school. Tıp fakültesine gitmelisiniz. Jimmy, it is cold outside. Jimmy söylüyor şimdi, konuşuyor. Jimmy'ye sesleniyorlar. Dışarısı soğuk. When you come inside, içeri geldiğin zaman you must close the door behind you. Kapıyı arkandan kapamalısın. John's doctor gave him a prescription. John'un doktor ona bir reçete verdi. According to the directions, reçeteden yani tarife göre, on the bottle, kutudaki yani şişedeki tarife göre, John must take one tablet every 6 hours. John her 6 saatte bir tablet almalı. Evet, burada böyle. Now in this exercise says circle the correct completions. Şimdi bu cümlelere bir bakın. Burada multiple choice dediğimiz çoktan seçmeli tercihler var. Hangisi doğru ise onu işaretlemeye çalışın. Tabii önce bir dediğim gibi videoyu durdurup yapmaya bakın. Okay, now we have this exercise and it says circle the correct completions. Doğru tanımlayan cümleleri, seçenekleri işaretleyin. Yani cümleyi doğru şekilde tanımlayan seçenekleri işaretleyin. And these are multiple choices. Yani bunlar çoktan seçmeli. Şimdi cümlelere bir bakın. Yani just read, try to read the sentences and then complete with the correct choice. Okay. One, if you want to keep your job, daha önceden geçen bir cümleydi. You must not be late for work. Bu işi tutmak istiyorsan işe geç kalmamalısın. My office is close enough to my apartment for me to walk to work. Yani işe yürüyecek kadar ofisim apartmanıma yeterli miktarda yakın, yeterince yakın. I take a bus, otobüse biniyorum. I don't have to take a bus only in bad weather. Sadece kötü havalarda binmem gerekmiyor. Yani binebilir ama binmesi gerekmiyor. Çok da zorunlu değil. Some schools require school children to wear uniforms to school. Bazı okullar öğrencilerin okula giderken üniforma giymesini gerekli kılıyor. Require, gerekli kılmak. But my children's school does not require uniforms. Ancak benim çocukların okulu üniformayı gerekli kılmıyor. O zaman kılmıyorsa my children don't have to wear uniforms to school. Çocuklarım okula giderken üniforma giymeleri gerekmiyor. Jimmy, it is very important to be careful with matches. Jimmy'ye söylüyorlar. Kibritle, yani kibritle birlikte bulunmak, yani kibriti üzerinde taşımak ya da kibritle oynamak daha doğrusu çok önemli. You must not play with matches. Yani kibritle bir arada bulunmak çok önemli. Kibritle oynamamalısın. You must not play. Jack is 24. Jack 24'ünde. But he still lives with his parents. Ancak hala ailesiyle birlikte yaşıyor. That saves him a lot of money. Bu ona fazla miktarda para kazandırıyor. Yani kazandırma, biriktirme anlamında. For example, örneğin, he doesn't have to pay rent. Kira ödemesi gerekmiyor. Çünkü ailesiyle kalıyorsa. Ama apartmanda kendisi yaşıyor olsaydı, o zaman ödemesi gerekirdi. O zaman da zaten negatif olmazdı.
Neyse, he doesn't have to pay rent or buy his own food. Kira ödeyip kendi yiyeceğini alması gerekmiyor. The water in that river is badly polluted. O ırmaktaki su çok kötü kirlenmiş. Kirletilmiş daha doğrusu. You must not drink it. Onu içmemelisin. Çünkü tehlike arz ediyor. If you have a credit card, kredi kartın varsa, you don't have to pay for something in cash. Bir şeyi nakit olarak ödemen gerekmiyor. Niye? Çünkü kredi kartın var. İkinci bir seçeneği var. Nakit yoksa kredi kartını kullanırsın. You can charge it. Yani kredi kartını kullanırsın diyor. Now we have an in-class activity. Aslında bu sınıf içi bir uygulama ancak biz yine de bunu kendimiz yapmaya çalışalım. Work in small groups, ufak gruplar halinde diyor, çalışın. Make sentences about your English class. İngilizce sınıfla ilgili cümleler oluşturun. Use, should, have to, don't have to with the given phrases. Şimdi bu verilen ifadelerle should, have to ya da don't have to kullanarak bunları kullanmaya çalışalım. Örneğin students study. Ne deriz mesela? Students have to study. Öğrencilerin çalışması gerekiyor. Şimdi şunlara bakın ve bunlara göre yapması gerekiyor mu? Yapmalı mı? Yoksa yapması gerekmiyor mu? Şimdi ben kendime göre yapacağım. Siz de kendinize göre yapın. Şimdi tavsiye olarak should biliyorsunuz iyi olur anlamında ama biraz yapmaları gerekiyorsa have to ya da don't have to. Students have to come to class. Öğrencilerin sınıfa gelmesi gerekiyor. You should sit quietly. Sessizce oturmalısın ya. Otursan iyi olur. You should take attendance. Yoklama almalısın. Take attendance, yoklama almak. Devamlılığı sağlamak anlamında. You have to bring pencil and paper to class. Sınıfa kurşun kalem ve kağıt getirmelisin. You should listen carefully. Getirmen gerekiyor. Dikkatli dinlemelisin. Dinlemelisin. You should speak English in class. Sınıfta İngilizce konuşmalısın. You have to stand up when the teacher enters the room. Öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkman gerekiyor. You have to knock on the door before entering the room. Sınıfa girmeden önce kapıya vurman gerekiyor. You have to raise your hands when you want to talk. Konuşmak istediğinde elini kaldırman gerekiyor. You should do your homework. Ev ödevini yapmalısın. You should memorize vocabulary. Kelime bilgisi bu. Kelime ezberlemelisin. You should bring an English dictionary to class. Sınıfa İngilizce, yani İngilizceden İngilizce açıklamalı sözlük getirmelisin. And you have to write homework answers in your books. Bu kitabına dediğine göre ben bunu you don't have to diye düzeltiyorum. You don't have to write homework answers in your books. Kitabına ev ödevi cevaplarını yazmaman gerekiyor. Evet, şimdi burada önceki gördüğümüz konularla ilgili bir alıştırma var. Complete the sentences, use have to, has to, işte yapman gerekiyor anlamında. And use these verbs in the box. Bu kutudaki kelimeleri de kullanarak. They did number one, my eyes are not very good. Gözlerim çok iyi değil. I have to wear glasses. Gözlük kullanmam
gerekiyor. Diğerlerini de videoyu durdurup yapmaya çalışın. Sonra ben yapacağım. Birlikte yani daha sonra karşılaştırırsınız. Number two. At the end of the course, all the students have to do a test. Dersin sonunda tüm öğrencilerin bir test yapması ya da bir testten geçmesi gerekiyor. Sarah is studying literature. Sarah edebiyat okuyor. She has to read a lot of books. Çok kitap okuması gerekiyor. Albert doesn't understand much English. Albert fazla İngilizce anlamaz. You have to speak very slowly to him. Onunla çok yavaş konuşman gerekiyor. Kate is not often at home. Kate sık sık evde bulunmuyor. She has to travel. Evet, düzeltme. She has to travel a lot in her job. İşinde çok seyahat etmesi gerekiyor işinden dolayı. In tennis, teniste you have to hit the ball over the net. Net dediği file. Topa filenin üzerinde vurman gerekiyor. Now here again we have similar exercise, but this time we need to use have to or had to. Have to present, had to past, if you remember. Hatırlarsanız bu geniş, bu da geçmiş zamanıydı. Yapması gerekiyor, yapması gerekiyordu anlamında. We had to walk home last night. Dün gece eve yürümemiz gerekiyordu. There were no buses. Hiç otobüs yoktu. Şimdi diğerlerini aynı şekilde yapın. Sonra ben yapınca karşılaştırın. It is late. Gördüğünüz gibi present. Gecikiyor. Vakit. I have to go now. Şu an gitmem gerekiyor. I'll see you tomorrow. Yarın görüşürüz. I went to the supermarket after work yesterday. Past tense'e geçtik. Dün işten sonra süpermarkete gittim. I had to buy some food. Biraz yiyecek almam gerekiyordu. This train doesn't go all the way to London. Bu tren tamamen yani doğru düz bir şekilde Londra'ya gitmez ya da gitmiyor. Direkt olarak. You have to change at Bristol. Bristol'da değiştirmen gerekiyor. Yani başka trene binmen gerekiyor. Bristol is in our city. We did an exam yesterday. Dün bir imtihan olduk. We had to answer 6 questions out of 10. 10 üzerinden 6 soru cevaplamamız gerekiyordu. Out of 10, 10 üzerinden demek. Evet, bu alıştırmalar da böyleydi. Now we have here two prepositions for places. Şimdi yerlerde kullanılan iki burada prepositions dediğimiz kelimeler var. At ve in. İkisi de biz Türkçe'ye çevirirken da diye çeviririz. Yani sınıfta, okulda, hastanede diye. Fakat İngilizce'de bu biraz farklı. At ve in kullanılıyor. Şimdi nerelerde at, nerelerde in kullanılıyor onlara bir bakalım. Şimdi şu örneğe bir bakarsak cümleye. Olga is at home. Şimdi yalnız bu home'un bir özelliği var. Home, şimdi Olga evde, yani evdedir derken at geliyor. Fakat at kullanmayabilirsiniz de. Yani Olga is home da diyebilirsiniz. Ancak at de deseniz, at'i kaldırsanız da aynı anlam. Sadece bu home için geçerli. Şimdi Ivan is at work. Ivan işte. Yani çalıştığı işte anlamında. Burada gördüğünüz gibi at geliyor. Yoko is at school. Yoko okulda. Gördüğünüz gibi at geldi. Sue is in bed. Sue yatakta. Gördüğünüz gibi biz hep da diye çeviriyoruz. Fakat İngilizce'de bu farklı. Home olunca, work, school, at. Tom is in class. Tom sınıfta. Paul is in jail.
Hapishane demek. Prison da jail. Yani jail ya da prison, ikisinden birini alabilirsiniz. Hapishane derken in jail, in prison. Mr. Lee is in the hospital. Bay Lee hastanede. Şimdi hastane at de alıyor, in de alıyor. Şimdi farkını göreceğiz onun. Nasıl hangi anlamda at, hangi anlamda in alacak. Ahmet is in the kitchen. İşte diyelim Ahmet mutfakta. Mutfak bir yer biliyorsunuz. Yer olarak yani bunlar hep place, place, place. David is in Mexico City. David Mexico City'de. Where is Ivan? He is not here. He is at the bank. Bankada derken at. I met her at the entrance. Girişte onu karşıladım ya da onunla tanıştım. Ya da I met her at the bus stop. Otobüs durağında derken. She sat at the table. Masaya oturdu. Dikkat edin. At. On kullanırsanız masanın üstüne oturdu anlamında. Ama masaya oturdu derken yani sandalyeye oturup masaya oturma anlamında at. He is at a concert, bir konserde, konserde derken ya da at a party, at the party, partide, at the movies, sinemada, at university, üniversitede, at work, işte. Sometimes we walk at night. Şimdi night, bu da enteresan bir şey. At alacak hep. At night, at nights, gece, geceleri anlamında. Şimdi gelelim açıklamalara. At is used with home, work and school. Şimdi at diyor, home, work ve school kelimeleriyle kullanılır. In nerede kullanılıyordu? Bed, class, jail, prison, kitchen, mutfak, living room, dining room, yani yemek odası, oturma odası, bu tür yerlerde. In is used with the hospital. Şimdi hastanede in kullandık. Şimdi burada bir not düşmüş. Amerikan İngilizcesinde in the hospital, İngiliz İngilizcesinde in hospital kullanılıyor. Buna dikkat edin. Yani bizim gördüğümüz şu an Amerikan İngilizcesi olduğu için hep in the hospital kullanacağız. In is used with rooms. Şimdi in odalarla kullanılıyor işte. Mutfakta, kitchen. In the classroom, sınıfta. In the hall, salonda. In my bedroom, yatak odamda. Ya da in is used with cities. Şehirlerde kullanılıyor. Yani mesela in İstanbul, in Ankara, in İzmir, in Antalya. Eyalet ya da vilayetlerde kullanılıyor. O da şehir sayılıyor. Ülkelerde, mesela in Mexico City, in Florida, Florida eyalet biliyorsunuz. In Italy, in Asia, in Turkey. Gördüğünüz gibi. At is usually used with locations in a city. At ise bir şehirdeki başka bir yerde kullanılıyor. Yani şehirde başka bir diyelim banka var. O hastane var. Postane var. O tür yerlerde kullanılıyor. At the post office. Mesela postanede. İşte he's at the post office. Postanede. At the bank. Bankada. At the library. Kütüphanede. At the bookstore. Kitapçıda. At the park. Parkta. At the theater. Tiyatroda. At the restaurant. Restoranda. At the football stadium. Futbol stadyumunda. Şimdi peki at the bank dedim. Peki in the bank diyebilir miyim? Şimdi farkı ne oluyor? Farkı şu. Burada bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi eğer binanın yapısını alıyorsanız baz olarak mesela Ahmet is at the bank. Yani binanın yapısı olarak düşünüyorsanız at the bank. Ama içinde olduğundan eminseniz, binanın içinde olduğundan eminseniz, iç kısmını özellikle vurgulamak istiyorsanız o zaman in the bank kullanıyorsunuz. Ya da at the hospital derken hastanede
Sadece ben hastaneyi bina olarak canlandırıyorsam, onun orada olduğunu belirtmek istiyorsam, at the hospital. Ama hastanenin içinde olduğundan eminsem, iç kısmında, o zaman in the hospital. Ama görmüyorsam, tamam hastanede sadece hastane bina olarak benim kafamda canlanıyorsa, o zaman at the hospital diyeceğiz. Şimdi bu at ile in'in farkı bu. Now we have an exercise in here, and it says complete the sentences with at or in. In some sentences, both prepositions are correct. Şimdi biliyorsunuz at, in, bunlar prepositionslardır. Bunları kullanın diyor. Bazı yerlerde her ikisi de doğru olabilir. Yani az önce söylediğim gibi. Şimdi, is Jennifer here? No, she is at the bookstore. Şimdi bookstore ben sadece bina olarak canlandırdığım için kapımda at diyorum. Where is Jack? He is in his room. Şimdi diğerlerinde yapmaya çalışın. Sonra ben yapınca karşılaştırın. Okay. 3. When I was at work yesterday, at work gördüğünüz gibi burada work'ta öyle oluyordu. I had an interesting telephone call. Dün işteyken ilginç bir telefon aldım. Poor Anita, zavallı Anita. She is in the hospital again for some surgery. In de kullanırsınız burada, at de kullanırsınız. Dediğim gibi hastanenin iç kısmını baz alıyorsanız in, ama hastanenin kendisini baz alıyorsanız at. Evet, daha fazla ameliyat için tekrar hastanede. Mr. Go wasn't in class yesterday. Class olunca sadece in. He was at home. Home, at home'du. He wasn't feeling well. Kendini iyi hissetmiyordu. Last year at this time, geçen yıl bu vakitte, Eric was in Korea. This year he is in Spain. Where is Nilüfer? She is in Istanbul. She is attending a conference. İstanbul'da bir konferansa katılıyor. There is a fire extinguisher in the hall. Salonda yangın söndürücü. Fire extinguisher dediği bu. The children were at home this morning. Çocuklar bugün evdeydi. They are not at home. Evde değiller şimdi. Where is Olga? I need to meet her here at 5. Olga nerede? 5'te onunla burada görüşmem gerekiyor. She is at the library. At ya da in the library. Burada her ikisi de olur. Onu ben hemen yazayım şuraya. Dediğim gibi kütüphanenin iç kısmını düşünüyorsanız in, kütüphanenin sadece kendini bina olarak düşünüyorsanız at. O maybe she forgot that. Belki bunu unuttu. She needs to meet me here. Ben onunla burada buluşması gerekiyor. Where is Robert? Robert nerede? He is in the computer room. Bilgisayar odasında. There are 37 desks in our classrooms. Sınıfımızda 37 masa var. We ate in or at a good restaurant last night. Gece iyi bir lokantada yemek yedik. Lokantanın iç kısmıyla lokantanın kendisi bina olarak ayrı biliyorsunuz. Bina olarak at, iç kısmı in. The food was delicious. Yemek lezzetli idi. A thief broke the window of a jewelry store. Bir hırsız mücevherat ya da kuyumcu dükkanının penceresini kırdı. And stole some valuable jewelry. Bazı değerli mücevher çaldı. The police caught him. Bu catch birinci hali, caught ikinci. Irregular verb, düzensiz. O polis onu yakaladı. Now he is in jail, hapishanede. He is going to be in prison for a long time. Uzun bir süre hapiste kalacak. Singapore is in Asia. Singapur Asya'dadır. We had a good time at the zoo yesterday. Dün hayvanat bahçesinde iyi bir vakit geçirdik. Evet, at ve in'in kullanımı da böyle. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. See you next time.